İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalıyor. Çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden sivilleri katlediyor. Yaşanan sürece savaş değil soykırım demek daha yerinde olur. Fakat siber alemde tam bir savaş yaşanıyor. Dünyanın çeşitli yerindeki siber saldırı grupları İsrail'e karşı harekete geçti. Fakat İsrail'i destekleyen gruplar da mevcut. İsrail katliamın dozunu arttırdıkça siber saldırı gruplarının hedefi oluyor. Daha önce yeni nesil casus yazılımlarla gündeme gelen İsrail bu kez toplu bir saldırı altında. Dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek gösterileri yapıldığını biliyoruz. Fakat siber alemdeki gruplar direkt olarak Hamas'ı destekliyor. Son bir ay içinde İsrail'e ait birçok kurum, banka ve şirketin siteleri hacklendi. Peki İsrail bu siber saldırılara karşı direnebilecek güce sahip mi? İran veya farklı ülkelerden büyük çaplı bir saldırı oldu mu? İsrail'in hangi kurumları tehdit altında? Bu konuyu siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu'ndan dinleyelim. Tabii şimdi 7 Ekim'den bu yana aslında biz siber alanda çok yoğun bir aktivite, çok yoğun bir faaliyet görmedik. İsrail odaklı veya işte Filistin odaklı. Fakat her savaşta, her çatışmada olduğu gibi özellikle Orta Doğu'da mutlaka siber alanda bazı aktiviteler oluyor. Bu aktivitelerin çoğunluğu da bizim hacktivist gruplar dediğimiz gruplar tarafından yapılıyor. Bunların arasında hacker dediğimiz yani zarar verici faaliyetler yürütenler de var. Aynı şekilde propaganda veya işte belli ideolojik motivasyonlarla hareket eden, bir yerlere saldırılar düzenleyen gruplar da var. Şimdi bugün itibariyle hatta dün baktım en son rakamlara. Yani 100'ün üzerinde aktif grup var. Aslında bu ciddi bir rakam. Ve bu 100'ün üzerinde yani şöyle bir şey düşünün aslında. Bunlar tabii ki kendilerini belli bir tarafa konumlandırmış hacker grupları. Bazıları birbirinden bağımsız tamamen. Ve yaklaşık 70-80 tanesi bunların Filistin tarafında yer alıyor. İsrail tarafında yer alan daha az grup var. Peki ne oluyor? Yani ne görüyoruz? İsrail'e çok yoğun bir saldırı mı oluyor? Aslında olmuyor. Bunlar tamamen dediğim gibi hacktivist faaliyetleri yürüttükleri için biraz daha işte İsrail'e boykot çağrıları, işte sosyal medyada kampanyalar yürütüyor. Bazıları da kendi iddiaları belli İsrail kurumlarına, kritik kurumlara da bunlara dahil bakanlıklar var. Bunlara sızdıklarını iddia ediyorlar. Bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Bunlara dair elimizde net bir belge, bir kanıt yok. Ama bazı ortaya çıkmış birkaç bulgu var. Onlardan bir tanesi şu. İsrail'deki bazı kritik altyapılar var. İşte enerji tesisleri, içme suyu tesisleri gibi ve yine İsrail'in havacılık ajansları gibi. Bu tarz yerlere sızıntılar olduğu ve personelin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. Bunlar doğrulanmadı tabii ki ama bunun üzerine çalışmalar var. Yani değerlendirme yapıyorlar doğru mu değil mi diye. Ve biz neredeyse her gün bir hacker grubunun İsrail'e bir saldırı başlattığını, hatta bazıları doğrudan siber savaş ifadesini kullanıyor. Biz siber savaş başlattık diyorlar. Bunları görüyoruz. Ama işin sonunda çok ciddi bir siber saldırı hiçbir zaman görmedik. Bugüne kadar hiç görmedik zaten, onu söyleyelim. Çünkü bu biraz daha devletin savunma sistemlerine bağlı. Yani İsrail'in zaten siber alanda en önemli, en önde gelen ülkelerden bir tanesi İsrail. Dolayısıyla çok ciddi para yatırıyor siber savunmasına. Bir devlet saldırmadığı sürece kolay kolay İsrail'e bir zarar olmaz, bir hasar olmaz diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi yani 100'ün üzerinde grup bile saldırsa onların yapacağı faaliyetler sınırlı oluyor. Mesela İran noktasına burada biraz girmek gerekiyor. Yani İran'a bakmak gerekiyor. İran biraz pasif kalmış gibi görünüyor ama belirli aralıklarla aslında o da İsrail yönelik bazı siber casusluk faaliyetleri yürütüyor. Bunlar bulundu, görüldü yani. Kanıtlar var bununla alakalı. Bu da çok büyük bir zarar vermiyor tabii ki İsrail'e. Çünkü İran'ın yaptığı işte budur biraz zaten. İran'ın 2020'den itibaren İsrail'e yaptığı büyük saldırılar vardı, siber saldırılar vardı. Fakat bunlar sınırlıydı. Bugüne baktığımızda çok daha yoğun bir faaliyet beklerken aslında tam tersi İran sanki böyle arada belirli süreyle işte Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanlığı ve yine İsrail'in bazı kritik kurumlarına
siber casusluk faaliyetleri yürütüyorlar. Dediğim gibi bunlar çok büyük bir siber saldırı değil. Hatta siber saldırı bile de belki diyemeyiz birçoğuna. Çünkü çok küçük ve basit eylemler bunlar. Bir de işte Gazze ve Filistin, daha doğrusu Filistin tarafına bakmak gerekiyor. Çünkü her ne kadar İsrail'in yaptığı bu işgal girişimi, bu bombalamalar Gazze odaklı olsa da biz genel olarak Filistin'le alakalı bir aktivite görüyoruz aslında. Yani devlet kurumlarına ve zaten Filistin'in altyapısı da belli. Teknik altyapısından bahsediyorum. Buraya yönelik de bazı faaliyetler var ama işte bu malum geçtiğimiz günlerde elektrik kesintisi olmuştu. Bu elektrik kesintisi aslında internet kesintisi de oldu aynı zamanda. Bütün iletişim altyapısı yok edildi. Bu zaten bir tek bir operatöre bağımlı olmakla alakalı biraz ama bu konuda İsrail'in zaten karşı faaliyetleri oluyordu yani şeye de yönelik, Gazze'ye yönelik. Dediğim gibi yani şu ana kadar çok büyük bir eylem görmedik. İsrail de zaten buna yönelik önlemlerini aldı. Hatta geçtiğimiz yıl bir proje geliştirdi. Bu bildiğimiz şu anki demir kubbenin siber versiyonunu yaptılar. Henüz bildiğim kadar tamamlanmadı. Ama çok siber, İran'da kaynaklı siber saldırılardan çok zarar gördüğü için böyle bir proje geliştirdi. Onun üzerine çalışıyor diye biliyorum. Hatta bitmiş de olabilir, tam emin değilim. Ama dediğim gibi yani bu konuda sürekli çalışma yapıyorlar. Belirli bir kurum tehdit altında diyemeyiz İsrail için. Çünkü siber saldırıların çoğunluğu belli hedef gözetmiyor. Yani devletin herhangi bir kurumu onlar için bir hedef olur aslında. Çünkü birbiriyle bağlantılıdır bunlar. Bir belli bir intranet vardır yani iç yap ağ vardır. Bir yerden sızıldığında bu tarafa ulaşılabilir. Ama özellikle işte havacılık, İsrail'in havacılık ajansı var. Buraya, işte Savunma Bakanlığı'na bunlara sızma girişimleri sürekli oluyor. Onlar aslında daha çok tehdit altında diyebiliriz. Mesela IDF diye bilinen İsrail ordusu diye biz tanımlıyoruz. İsrail ordusuyla alakalı işte son birkaç aydır, yani aslında bu 7 Ekim'den önce de vardı ama şimdi biraz daha yoğunlaştı. Personelin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı işte iddia edildi, öne sürüldü. Hatta bunların sigorta bilgilerine daha kadar bazı veriler var. Ama bunlar teyitli mi? Değil. Tabii ki bu belli gruplarda bunlar paylaşılıyor. Hatta maalesef işte Türkiye'de de bir hacker grubu, kendisini öyle tanımlayan bir grup var. O da mesela böyle bir şeyler paylaştı. İşte İsrail'le bazı bilgilerini elde ettik diye. Fakat böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla dediğim gibi spesifik bir yer yok. Yani İsrail'de tehdit altında olan bütün kurumlar siber saldırıya açık halde şu an.